Sayın Berk, Erdoğan ABD ziyareti, Obama buluşması yankı buldu, yankı uyandırdı. Sizin dikkat çektiğiniz noktalar ne olacak? Sizin dikkatinizi çeken çizgiler nelerdir? Amerika'daki görüntü hep beraber izledik. Adeta John Biden'la Erdoğan kucaklaşması hani her şeyi anlatıyordu. Hani şu mesajı veriyor Yahudi lobisini temsil eden ve Amerika'nın Orta Doğu politikalarından sadece Orta Doğu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı biliyorsunuz. Yani, yani buralarda benden başka dostun yok ee, arkadaş e, kucaklaşmasıydı o. Ve gerçekten de hani eskiden hatırlarsanız e, Türkiye Amerika ile çok iyiydi. Hani hep böyle bütün hani merkez sağ siyasetçiler biz Amerika ile çok iyiyiz ama ah şu Yahudi lobisi olmasa, ah şu Ermeni lobisi olmasa ama şu an Türkiye AKP sayesinde yani e, şu Yahudi lobisi olmasa biz ne yapardık noktasına zavruldu. Yani Amerika'da iktidarı kucaklayan bir tek Yahudi lobileri var. En karanlık lobiler bunlar. Yani kuru kafa kemik tarikatının <laughs> kurucularından, yani Ku kluks Klu Klu klan teşkilatından bilmem e, yani Amerika'da ne kadar ırkçı, e, siyah düşmanı işte İslam düşmanı Yahudi lobileri varsa hepsi Erdoğan'ı kucakladı biliyorsunuz bir tanesi de ödülü Yahudi ödülünü iade eden işte iade ettikleri bir lobi'nin başkanıydı Abraham Foxman işte çok karanlık bir isim dolayısıyla içinde hani Yahudi mafya teşkilatından Yahudi örgütlerine kadar bir tek onlar kucakladı karşıladı. Şimdi Obama ile görüşüldü ama yani görüşme sonrasında da o mutsuz fotoğrafı hiç unutmuyoruz. Eskiden Amerika ile Amerikan başkanıyla Türk Cumhurbaşkanı Başbakanı görüştüğü zaman 3 sayfa, 5 sayfa hani medyada çarşaf çarşaf işte Kıbrıs'ı konuştuk, şunu dedik işte Orta Doğu'yu konuştuk, bunu dedik. Siz şimdi bu görüşmeden hiçbir şey anladınız mı? Yani 50 dakika bir konuşma sürmüş. Ama konuşmada hani nelerin konuşulduğuna dair ve Türkiye'nin ne söylediğini, Amerika'nın ne söylediğine dair ben hiçbir şey duymadım. Hani ne Cumhurbaşkanlığı açıklamalarında sadece işte orada Türkiye'nin diktatörlüğe doğru, antidemokratik bir yapıya doğru kaydığını işte işitle ilgili Türkiye'nin desteğini çekmemesi gerektiğini buna benzer hani biraz fırça, biraz ayar, biraz azar modunda bir diyalog. Dolayısıyla zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı da Obama'nın açıklamalarını yadırgadığını ifade etti. Demek ki içeride konuşulanların hani dünya tarafından duyulması istenmiyor. Bir de enteresan bir durum var. Türkiye tam da Cumhurbaşkanı Amerika'ya giderken 17 vilayette Türkiye'de terör nedeniyle vatandaşlarına çağrıda bulunan bir Amerika var. Yani Türkiye artık bir nevi Türkiye'yi hani sakıncalı müttefik, bir göz altında bir müttefik muamelesi çekiyor. Tümör İşte nazarı. Aynen ve Rıza Zarapla irtibatlandırarak Türkiye'yi adeta Amerika'da göz altında tutan bir yaklaşım sergiliyor. Burada enteresan olan durum şu. Yani bu iktidar yeni seçimlerden çıktı. Ama içeride her gün onlarca e, insan ölüyor. İşte dışarıda bir tane dostumuz yok. Amerika sırtını dönmüş. Bütün dünya yani bir boşluk içinde yuvarlanan iktidar, bir boşluk içinde yüzen Türkiye yani Türkiye gibi hani bu coğrafyanın e, yani en stratejik coğrafyada etrafında adeta dünya savaşının e, planı e, zamanda e, böylesine kimlik bunalımında bir iktidar, kimlik bunalımında bir Türkiye. Hani bu lüksü Türkiye kaldıramaz ama ne hikmetse hani iktidarı, meclisteki muhalefeti, kamuoyu derin bir sarhoşluk, uyku sarhoşluğu içerisinde hani her gün komşusu ölüyor, hani umurunda değil. Her gün itilip kakılıyor, umurunda değil. Hani bu noktada Türkiye'nin Hani ne kadar gidebileceğini, nasıl dayanabileceğini, buradan hani çıkma noktasında bir irade koyup koyamayacağını göreceğiz ama buna dair de bir ışık maalesef görünmüyor. Çok teşekkürler Sayın.